Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda leopar gekoma yeni canlı yemler aldım. Bazılarını besliyordum zaten, onları ek takviye olarak. Şu an bunları sizin önünüzde paylaşıyorum. Şimdi neler aldım? 10 adet adult boy tartara, yani klasik Türk dilinde hamam böceği. Elimde zaten vardı, bunları takviye olarak aldım. 10 adet yetişkin boyutta. 30 adet dubya aldım. Dubyanın özelliği şu şekilde, tırmalamıyorlar. Yavrularını canlı bir şekilde dünyaya getiriyorlar. Yani Lepistes mantığı gibi yumurtlamıyorlar. Canlı bir şekilde anne karnından canlı bir böcek olarak yaklaşık 30-40 adet haftalık yavru verimi sağlıyor. Tırmalamadıkları için de bakımı kolay. Herhangi bir koku vesaire hiçbir şey yok. Evde beslenebilecek en ideal canlı yemlerden bir tanesi. Burada 30 adet mor yoğurdu var. Şu an tabi şöyle bakın, kıpır kıpır mor yoğurtları. Bunların da arkadaşlar nasıl böcek yapılır, böcek yaptıktan sonra üretimini kanalımda sizlerle paylaşacağım. Bu da mor yoğurdu için aldığım yataklık. Bunun içinde yulaf, saman, çavdar, hani böyle bunun gibi tahıllar var. Şimdi bunları bir kutularına koyalım. Burada benim önceki beslediğim dubyalar var. Onları size göstereyim. Şöyle bakın arkadaşlar. Buradaki dubyalar bu şekilde. Çok küçük boy. Koyacaklarım orta boy. Öyle söyleyeyim size. Hemen sizlerle birlikte. Paketlere zarar vermeyeceğim. Çünkü bu paketleri ben ilerleyen zamanlarda Morio üretimi için kullanacağım. Şu şekilde açıyorum. Morio kurtları gerçekten evde bakılabilecek ideal canlı yemlerden. Birkaç tanesinden biri. Şu görmüş olduğunuz beyaz olan yeni kabuk değiştirmiş. Bunlar kabuk değiştirdiği zaman bu şekilde ilk beyaz halini alıyor. Şöyle bakın. Şöyle güzel bir fotoğraf çekmek istiyorum. Bunlar bu şekilde arkadaşlar, zararsız, hiçbir şekilde ısırma yapmaz. Yani güzel bir şekilde poz verdiremedim. Bakın az önceki görmüş olduğunuz beyaz olan dubyanın kabuğu. Kabuğu bu şekilde. Bunlar kabuk değiştirmiş oluyor. Tekrardan elime alacağım. Bir fotoğraf çekeceğim. Kapak fotoğrafı. Evet. Şöyle bakıyorum. Ölen, yiten var mı? Hepsi sağlam. Biraz rahatsız edeyim. Elime gelmelerini istiyorum. Yani iğrenilecek bir durum mu? Evet. Herkesin sevebileceği şeyler değil. Ama leoparı besliyorsak bunların tabii ki üretimi için
bunlara mecburuz. Evet, şunları şöyle bir bırakalım. Elimi de bırakmıyorlar. Şimdi arkadaşlar buraya suyu koyacağım birazdan. Sizlerle birlikte. Bunlar ne yer? İşte normal patates vesaire, böyle hani kedi köpek maması gibi şeyler yer. Direkt bakın altına kaçtı. Bu şekilde ürünler verirseniz bunları besleyip kolay bir şekilde üretmiş olursunuz. Durum bu şekilde. Bunları kenara koyuyorum şimdilik. Geri gelelim tartaralara. Tartaralar arkadaşlar, bu siyah kapta bakıyorum. Dökeceğim zaman sizlere göstereceğim. Yüksek bir kapta baktığım için hemen şunları bir keseyim. Bunlar arkadaşlar yumurtlayarak çoğalıyor, kapsül bırakıyor. Kapsüllerini henüz ben çıkarmak gibi bir şeyim olamadı. Başaramadım henüz kapsüllerinden çıkarmayı. Ama bunların da üretimini en kısa sürede gerçekleştirmeyi hedefliyorum. Çünkü leoparlar gerçekten bunu çok seviyor. Bunları hemen alacağım. Çünkü kaçtığı vakit başımıza iş alırız. Ev ortamında sıkıntı yaratıyor. Direkt şu şekilde bunları ben bu kapta bakıyorum. Adult boy 10 adet. Şu şekilde. Bunları da burada bakıyoruz. Kapağını kapatıyorum. Bu sefer arkadaşlar Moryo'lara geçiyoruz. Moryo kurtlarına. Moryo kurtlarına ben bunda bakacağım. Un kurtlarına benziyor Moryo kurtları. Ama daha büyük, biraz saldırgan ama besleyici bakımından çok zengin. Üretimi zor. Her bir kurdu tek bir bölmeye almak gerekiyor kurt haline alabilmek için. Un kurtları gibi değil, arsız büyümüyor. Ama besleyicilik bakımından gerçekten diğer canlı yemlerle yarışır. Şöyle. Durum bu şekilde arkadaşlar, bakın. Elimi de kanatmışım. Birazdan bunlara bir sebze veririm. Su ihtiyaçlarını karşılasınlar diye. Bakın bu da yeni kabuk değiştirmiş. Bir kurt. Bunlar bu da, bunlar da bu şekilde. Şu an durum bu arkadaşlar. Bunların üretim videolarını sizlere ben tekrar tekrar çekeceğim. Genelde bunun böcek halinde size göstereyim. Ne hale döndüğünü. Ben de şu an bunların iki çeşit farklı tipi var. Biri kupa evresi. Kurtlar belli bir boyuta geldikten sonra şu şekilde pupalar haline geliyor. Bakın bu böcek haline gelmek üzere olan bir pupa. Bu bir canlıdır bakın. Kıpırdıyor. Bu böcek haline gelecek. Bunu koyuyorum. Böcek haline geldiği zaman da bayağı büyük. Şu şekilde böcek haline geliyor. Yani az önce görmüş olduğunuz kurtlar bu böcek haline gelecek.
ve yumurta bırakacak. Yumurtalar çıkacak ve bu şekilde döngü devam edecek. Bu şekilde üretimlerini sağlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Bunun gibi değişik videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.